Merhaba, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün 22 Nisan, Çarşamba Happy Valley Hong Kong yarışlarını sunmak için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar yarın e, gündüz Happy Valley yarışları var. 9 koşul hem de 2 altılı, 2 beşli yani dolu dolu bir yarış koymuşlar. E, akşamı da Amerika'da 2 yarış var. Bir Tampa Bay, sonra Will Rogers, Dallas'da yine e, olmak üzere. Yani 3 ayrı yerde e, yarışlar var. Bayağı kalabalık yapmışlar. Ee, arkadaşlar bir duyurda bulunmak istiyorum. Ee, bu 1 Mayıs'tan itibaren Almanya'da e, yasakları kaldırmışlar. yani Yarışlar başlıyor. Almanya yarışları. Ee, bunun açıklamasını yapmışlar. Yani belki Alman yarışları 6'lıların da, da oynama şansına sahip oluruz. En azından oraları biraz daha el ayağı düzgün safkanlar var. Ee, i̇yi atlar var yani. En azından bunu biliyorum ben. Ee, Türkiye'de de zaten Mayıs'ın ilk haftası ol olması lazım. Ee, bir konuşma olacak çünkü yarışların e, hakkında e, büyük ihtimalle herhalde Mayıs Mayıs ayı içerisinde de aynı e, taktikle yarışlar olabilir ama bu eğer vakalar Çünkü artıyor her geçen gün artıyor ölümler de aynı şekilde artması e, bu sokağa çıkma yasa Eğer yine aynı şekilde uygulanır büyük ihtimalle yine uygulanırsa yani yarışlar büyük ihtimalle yine e, bayağı ertelenebilir arkadaşlar Çünkü şu Son bir iki haftalık, üç haftalık bir periyot bakalım bize neleri gösterecek arkadaşlar. İnşallah e, iyiye giden bir tablo çizeriz de bir anaber herkes de normal yaşantısına kavuşur diye diliyorum arkadaşlar. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Ama dediğim gibi herkes kendini koruması lazım arkadaşlar. Bugün yani bir e, ufak bir alışveriş yapmak için aşağı indim. Ya insanlar otobüste birbirine kavga ediyorlar, e, birbirine girişmeye çalışıyorlar. Yani e, bu sosyal mesafe diyorlar ya inan yok yani yani bizim milletimiz hala daha işin neyini e, algılayamamış yani işin boyutunu algılayamamış bu çok yazık ya bir an evvel el birliğiyle bu işi bitirmemiz lazım e, tamam zorlanıyoruz aşırı derece zorlanıyoruz çünkü neden işimizden olduk en azından şu anda çalışamıyoruz işte bize nasıl e, yapacaklarsa bir para gönderecek diyorlar ama o parayla da ne ev kirası yatırılır ne bir şey yatırılır yani Hükümetimiz de sağ olsun yani toplumu, halkını yani bu çalışan kesimi daha doğrusu aşla, sefalete bence terk etti yani. Bu başka bir değişi yok. Hani ben şimdi konuşmaya kalksam felaket bir konuşma olacak. Bilmiyorum sonunda da kötüye geçecek. O yüzden e, hiç konuşmak istemiyorum. Ama konuşursam da acayip derecede konuşmak yapacağım. Yani bunu da yaparsam zaten bu at yarışı konusundan çıkacağız. Başka konulara gireceğiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi fazla konulara girdik mi? inanın ben bazen kendim Tutamıyorum. E, çünkü benim de bir yapım var. Haksızlığa dayanamıyorum. Her ne kadar bazı e, arkadaşlar, çalıştığımız iş yerlerindeki arkadaşlar bile e, böyle haksızlıkları e, çok e, sevinirler yani. Bunlardan medet beklerler. Ben kızarım, konuşurum böyle. Kızdığım zaman da neye konuşuyorsun, neden yaparsın diye kelimeler söylüyor. E, benim yapım bu. Bir haksızlık olduğunda ben konuşuyorum. O yüzden e, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yine kafa gitti başka bir ben hemen size şu e, Çin yarışlarının e, en azından şu andaki oranları veya ondan sonra da e, en azından birkaç gördüğüm safkanı ben sizlere aktarmak istiyorum. Hemen programa başlayayım arkadaşlar. Birinci koşu 13:45'te başlıyor. Birinci altılı Ganyan da burada başlıyor. Ben size koşu olarak söyleyeceğim arkadaşlar, ayak olarak değil koşu olarak. En azından buradan e, yaparsanız daha sevinirim çünkü bazı arkadaşlar diyor işte altılı Ganyan ayaklarını söylemiyorsun diye. 9 koşu olduğu zaman hangisini söyleyeyim ki? Ee, birinci koşu 1345'te başlıyor. Handikap 0 ve 40 arasında olan atların katıldığı Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim yarışında 12 safkan arkadaşlar. Zaten burada genelde standart 12 safkan gözüküyor hep yarışlarda. Ee, hemen oranları aktarayım. 6 nolu safkan 2.7 9 nolu safkan 5 lira 11 nolu safkan 6 lira 2 nolu safkan 6,5 lira, 8 nolu safkan 9 lira, 7 nolu safkan 9 lira, 3 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 14 lira, 5 nolu safkan 14 lira ve 1 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar en azından çözmüşsünüzdür. 2-3 haftada zaten burası koşuyor. Yani buralar her türlü sonucu açık bir yer arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Buradan bazı orijinlerini tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. Çin, Çin'de yetişen orijinleri genelde fazla bilmiyorum ama genelde Amerika'dan, İngiltere'den ee, İrlanda'dan gelen aygırlar da burada var. Ee, en azından onların sayesinde tanıdığım safkanlar var. Jockeyler de aynı şekilde. Ee, burada dışarıdan gelen jockeyler de burada at biniyor. Ben hemen buradan en azından gördüğüm tuttuğum safkanları sizlere aktarmak istiyorum. Ee, ben burada öncelikli olarak bu 11 nolu e, Show Mission. E, ben bu safkanı ilk safkan olarak tanıyorum. Bir Show Cassing temsilcisi arkadaşlar. En azından bu orijini biliyorum ben. E, genel form durumu oldukça iyi. Biraz da uygun kilosuyla bence ilk isim olarak yazılmalı. Daha sonra iki nolu Aurora Steed. bir Avustralya e, menşeli bir savkan. E, üstündeki de C Showfield, en azından e, kazanan bir jockey. yani or iyi bir jockey. Onu belirteyim. Bu safkanda benim size önereceğim ikinci savkan. Daha sonra 4 nolu Royal Chocolade, bir Sioux Tink temsilcisi. E, bildiğim bir yol Neil Kalın zaten kendini ispatlamış. Türkiye'de de uluslararası e, yarışlarda at binmiş bir jokey, başarılı bir jokey e, bence e, yazılması gereken bir diğer isim olacak. Daha sonra Altınoğlu nolu Çank Elit Elite e, ve sonra da 9 nolu Fox Chegur. E, bence bu 5 safkanı ayrım yapmadan yazmakta fayda var arkadaşlar. Burası biraz karışık çünkü. 11 2 4 6 ve 9 nolu safkanlar benim size önereceğim safkanlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde hemen buradan da çevirelim. Günün ikinci koşusunda handikap 40 ve 60 arasındaki safkanların 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim yarışında koşacak olan safkanların oranları hemen sıra, sırasıyla 10 bin olu safkan 3 lira, 4 bin safkan 5 lira, 5 bin safkan 5 lira, 2 bin safkan 6 lira, 3 bin safkan 6 lira, 1 bin safkan 9 lira, 9 bin safkan 14 lira, 8 bin safkan 14 lira ve 7 bin safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Ben burada size önereceğim safkanlar arkadaşlar sırasıyla ben öncelikle en azından performansı fena olmayan bir de iyi bir orijini var. Fesna Croc gibi gerçekten e, bildiğimiz tanıdık bir aygır. E, tayı olan bu 4 nolu Precious e, Sweetie. Benim size önereceğim ilk safkan. Daha sonra 1 nolu Master Albert. E, bu safkanda e, performansı iyi. Son 4 yarışa baktığımız zaten 2 zaten tane birincili olan formda bir safkan arkadaşlar. E, daha sonra 11 nolu Avorsup Spreak. Sub En azından böyle okunuyor bu. Ee, bu benim size önereceğim üçüncü safkan. bu safkanda son üçüncülüğünden sonra bence formunda önemli gelişmeler olduğu için ben bu safkanın hafif ile şans verilmesi yanayım. Zaten yurt dışı oranlarda da favori bir safkan şu anda. Daha sonra iki nolu Speedlock bir İngiliz menşeli bir safkan e, Neil Kalan'ın bilinmiş olduğu bu safkan e, uzun bir aradan sonra bir koşmuş olduğu yarışta bir nefes açtı ve beşincilik elde etti. Ben bugün daha farklı bir yarış koşmasını bekliyorum arkadaşlar. Ve son olarak da 5 nolu Hero Time. Bu safkanda Z Purto'nun bilmiş olduğu bu safkanda son beşincilikten sonra bir 105 gün ara verdi ama bugün verilen saf şanslı safkanlar arasında e, kuponlara ilave etmekte fayda var. 4, 1, 11, 2 ve 5 nolu safkanlar benim size önereceğim safkanlar arkadaşlar. Hemen üçüncü koşuya geçiş yapalım arkadaşlar. Burada da handikap 60 ve 85 arası 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim. Bu sefer uzun bir mesafe. Arkadaşlar ikramiyeler de baktıysanız eğer dikkatinizi çektiyse yüksek ikramiyeler var burada. Hani öyle ufak tefek ikramiye değil. E, bu üçüncü koşu bile 106.560 dolarlık bir yarış arkadaşlar. Artık bu Amerikan doları mı onu işte bilmiyorum. Ama iyi bir para yani onu da en azından belirteyim. Zaten e, binen jokeyler deyip kalite jokeyler oranın hem iyi kalite jokeyler hem de dışarıdan gelen jokeyler de orada. Yani demek ki yani kötü yarışları yok orada. İkramiler iyi. Demek ki Çin'in durumu bayağı iyi. Bir de Çin sefaletle çalışıyor diyorlar ama adamların durumları iyi demek ki. Üçüncü koşuda arkadaşlar. 8 nolu safkan 1.7. 6 nolu safkan 2 lira. 4 nolu safkan 6 lira. 7 nolu safkan 12 lira. 2 nolu safkan 14 lira. 5 nolu safkan 14 lira. 10 nolu safkan 14 lira ve 9 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben burada sizlere önereceğim safkan en azından şu performanslara baktığınız zaman 8 nolu Abo ve 6 nolu London Hall bence ayrım yapılmadan ikisini yazmak lazım. Çünkü her iki safkanın da form durumu 3 seviyede. Normal kuponlar için bence 8 ve 6 yeterli arkadaşlar. Eğer sürpriz arayanlara da ilave etmek isterlerse bu 10 nolu Magnetizmi de ilave edebilirler. İrlanda menşeli bir safkan arkadaşlar. En azından son 6 yarışına baktığımız zaman 2 tane birinciliği olan bir safkan. Son yedinciliği bence ölçü almamakta fayda var. Gelirse de sürpriz olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 8-6 normal olarak yeterli. Geniş oynayanlara 10 nolu safkan. Günün 4. koşusuna geçiş yaptığımızda Burada da handikap 40 ve 60 arası koşan safkanların 3 ve yukarı İngilizlerin 1650 metrelik çim yarışı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikramiye de 71.100 dolar gibi maşallah denilecek kadar yüksek bir ikramiye. burada da arkadaşlar hemen oranları aktarayım. 5 ons safkan 3 lira, 9 ons safkan 4 lira, 10 ons safkan 5 lira, 7 ons safkan 5.5 lira, 2 ons safkan 6 lira, 4 ons safkan 10 lira, 3 ons safkan 10 lira, 6 ons safkan 12 lira, 10 ons safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Burası da oldukça zorlu bir ayak görüntüsü var arkadaşlar. Ee, şu performanslara baktığın zaman bir de e, şu oranlara baktığın zaman bayağı bir karışık görüntüsü var. Ben burada size sırasıyla 9 nolu Electric Lighting. E, ben size bu safkanın ilk safkan olarak öneririm. Son ikinciliğinden sonra bence e, bugün de şanslı olmasını bekliyorum. Biraz da e, kül avantajına da sahip bu safkan. Bence en şanslı isimler arasında olması lazım. Daha sonra 11 nolu Vohorza. Bu safkan da son üçüncülüğünden sonra bence etkili bir yarış koşması bekliyorum. Zaten 53 kilo gibi uygun bisikletle koşuyor. böyle safkanları bu şekilde değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü kilo uygun zaten. Bir İngilizlerde zaten yarım kilonun bile inanın çok farkı oluyor. Bunu değerlendirmesini bekliyorum yani. 9 ve 11 bende öncelik arkadaşlar. Daha sonra 2 nolu Star Majestic bir Sakes Secret temsilcisi. Türkiye'de de koşan bir tayları vardı bu orijinin yani iyi işler yapabilen bir aygır arkadaşlar. En azından bu tayları da iş yaptığını biliyorum. Ee, bu Safkan da formda. Son iki yarışına baktığım zaman ikincilik ve ee, üstündeki şok hediyeyi ve en azından orada kazanan bir şok ee, kuponlara yazalım. Daha sonra 7 nolu Loop bir Ocean Park En azından bu orijini Amerika'da çok sık görüyoruz. Ee, Üzerinde de C. Schofield gibi iyi bir jockey var. E, Safkan da 28 gün önce koşmuş olduğu yarışlarda güzel bir dördüncülükte. Bugün şans arayacak bir diğer isim olacak. Ve son olarak da 4 nolu Sunny Power. Bu Safkan'da e, son 4 yarışa baktığım zaman bir birinci, bir dördüncülüğü olan bir Safkan. Yani bugün e, bence kendine uygun bir yarış aramasını bekliyorum. yani En azından e, bu grup içerisinde totosuz iyi olan Safkanlar arasında. 9-11-2 biraz Önde daha sonra 7 ve 4 olası safkanları yazabilirsiniz arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geçiş yaptığımızda burada da handikap 40 ve 60 arasında 3 ve yukarı İngiliz'in 1000 metrelik kısa mesafeli çim yarışında ee, ben size hemen oranları aktarayım arkadaşlar. 5 non safkan 1.7 9 non safkan 2.5 lira 1 non safkan 3 2.5 lira 7 non safkan 9 lira 10 bin on safkan 14 lira, 3 ton safkan 18 lira ve 8 ton safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar burada da zaten oranlara da baktığınız zaman ilk 3 safkan bayağı bir farklı ama bende biraz sıralama farklı oldu. Ben öncelikle 9 tonlu Farm Bumper, C. Schoenfeld'in bilmiş olduğumuz safkan son iki yarışında birincilik, ikincilik de bence bugünün en şanslı ismi olmasını hak ediyor. Bir de uygun kilosuyla. Daha sonra 1 nolu Mehbob e, bu safkanda Toto'ya baktığımız zaman zaten e, son 6 yarışında bir birincilik, 3 tane ikincili, 2 iki tane üçüncülü istikrar abidesi yani formunun zirvesinde olan bir safkan sürekli istikrarlı bir performans sergilemiş. Ama tek işte dezavantajı biraz ağır kilo oluşu arkadaşlar. Ve son olarak da 5 nolu Winning Vice bir İrlanda menşeli olan Lappe de Vaga tayı olan bu safkanda Son 6 yarışına baktığım zaman sadece bir son yarışında bir tabela dışı geri kalan hepsi tabela içerisinde bir tane de olan formda bir isim. Bence 9-1-5 bu ayak için yeterli gözüküyor arkadaşlar. biraz bunun dışına çıkarsa artık çok büyük sürpriz olur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden kuponlara 9-1-5'i yazarsak bence rahat bir yarış seveceğiz arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geçiş yaptığımızda Burada da handikap 40 ve 60 arası 3 ve yukarı İngilizlerin 1650 metrelik çim yarışında koşulacak olan bu ayakta. Ben hemen oranlara aktarayım. 2 nolu safkan 2 lira. 7 nolu safkan 4,5 lira. 1 nolu safkan 5 lira. 6 nolu safkan 5 lira. 3 nolu safkan 8 lira. 4 nolu safkan 14 lira. 5 nolu safkan 14 lira. Ve 8 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar burada da baktığımız zaman 2 nolu safkan bir tank mere bir Frankel temsilcisi arkadaşlar. Frankel hiç geçinmemiş bir e, at arkadaşlar. Aygıl, şu anda aygırlık yapan bir e, at. E, yani ben şampiyon bir safkanın Zaten Çin'de de belirli bir iken olmadı bu safkanın. E, son yarışında kazanan bu fo forma giren bu safkanı ben e, bu formuyla da iyi kanatıyla ben geçileceğini pek sanmıyorum. E, o yüzden ben size 2-0'da Tank Mary bankosu olarak öneriyorum. Hem birinci 6'lı Ganya'nın hem de ikinci 6'lı Ganya'nın Bankos olarak öneriyorum arkadaşlar. Bence bu safkan bu gruptan biraz farklı gözüküyor. O yüzden e, ben tek olarak sizlere 2 nolu safkanı öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusuna. Burada da handikap 40 ve 60 arası 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim yarışında e, yine dediğimiz gibi 12 safkan zaten standart burada. Hemen oranları aktaralım. 4 nolu safkan 2.5 2 nolu safkan 3,5 lira. 10 nolu safkan 3,5 lira. 5 nolu safkan 10 lira. 3 nolu safkan 10 lira. 1 nolu safkan 11 lira. 6 nolu safkan 12 lira. 8 nolu safkan 12 lira. Ve 9 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada biraz oranlar 4, 2, 10'dan sonra biraz ayrılmış gibi gözüküyor ama ben burasını biraz zor ayak gibi gördüm. Ee, öncelikli olarak ben 2 nolu Happy God Guys'ı ilk safkan olarak ödürüyorum. Bu safkan e, en azından e, son 6 yarışa baktığımız zaman 2 birinciliği olan formda bir isim, e, istikrarlı bir safkan. Ben ilk safkan olarak öneriyorum. Her ne kadar biraz ağır kilolu olsa da. Yine bir ağır kilolu olan bir nolu Fortuna Happiness. Bu safkanda A hamilenin bilmiş olduğu bir safkan e, son 6 yarışa baktığım zaman geçen sene e, son 3 yarışını üst üste kazanmış bir safkan. Bu yıl 3-5-3 olarak gidiyor ama formda en azından bugün de iyi sinyaller vererek yarışın iddialı isimleri arasında olmasını bekliyorum. Bir no'lu safkan. Daha sonra 10 no'lu Destine Cevelleri bir I am Invisible'ın tayı olan bu safkanda iyi bir jockey ile C. Schoffer-Biltin jockeyliğini yapmış olduğu bu safkanda son iki yarışındaki güzel formuyla, ikincilik dördüncülükle geçen gün formunu yükselttiğini görüyoruz arkadaşlar. En azından performans olarak bu 10 no'lu safkanı yazacağız. Daha sonra 4 nolu Lucky Quereti Mi Mega Diora temsilcisi Safkan en azından e, Türkiye'de tayı koştu mu pek aklıma gelmiyor ama yurt dışında çok da e, aygırın tayı var. E, o yüzden bu iyi orijinli bu Safkan'da kuponlara yazılmak arkadaşlar. En azından bu Safkan 3 yarış koşmuş. 3. 6. bu yıl koşmuş olduğu yarışında bir nefes açması, 5.likle çıkması bence bu yarışa daha nefesli gireceği anlamına geliyor. Yani bugün etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Yurt dışında da şu anda saf, bu 4 nolu safkan favori konumunda arkadaşlar. Daha sonra 5 nolu Jolly Converge bir Equana temsilcisi. Amerika'da zaten baygınlık yapan bu safkan Amerika'da da var. İngiltere'de de koşan tayları var. Yani bayağı yerde tayı var. Bir çim performansı iyi bir safkan, e, tayları iyi taylar verebilen bir e, aygır bu Equana. Ben o yüzden son dördüncülüğünden sonra bugün de iddialı bir yarış koşmasını bekliyorum arkadaşlar. 5 numara safkanlar. 2, 1, 10, 4, 5. Benim size öncelik olarak önerdiğim safkanlar. Eğer bir sürpriz hatta yazmak isterseniz bu 3 numara ait trimigas, trigramsı yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Handikap 60 ve 80 arasındaki koşacak olan 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metrelik çim koşusunda 11 safkan mücadelesi burada ne ekmesi artık 12 safkan yok. Yani bir safkan yok olmuş. Ee, hemen oranlara aktaralım arkadaşlar. 1 nolu safkan 1.6 5 nolu safkan 2.5 lira 3 dolu safkan 4 lira 7 nolu safkan 5 lira 2 nolu safkan 10 lira 11 nolu safkan da 25 lira gibi oranlardan başlıyor arkadaşlar. Benim burada size önereceğim safkan yurt dışında da favori olan e, geçen yılki performansını e, bu yılda başlatamayan ama bence 8.liği bir nefes açısından, e, kondisyon açısından iyi gelen bir nolu Dancing Fighter. Benim de bugün sizlere önereceğim ilk safkan arkadaşlar. En azından son yarışı e, nefes yönden bence daha iyi de, duruma getirmiştir bu safkanı. Yurt dışında zaten bu safkanın üzerine bayağı eğilim var. Daha sonra 3 nolu Bioti Amigo. Bir İrlanda menşeli olan Kodiak tayı. Gerçekten Kodiak tayları iyi. Kodiak'ın çok iyi tayları var arkadaşlar. En azından ben bunu size belirteyim. İngiltere'de, İrlanda'da çok güzel tayları çıkıyor bu safkanın. E, gerek bazı yerlerde Amerika'da da koşan tayları var. E, bence iyi bir aygırın tayı bu safkanda. E, son iki yarışında bir dördüncülüğü olan bu safkan bugün farklı bir yarış e, sergilemesini bekliyorum. İyi kanat değil arkadaşlar. Daha sonra 7 olay Amazing Kiwi. Bir Avustralya menşeli olan bu safkanda bir helmet temsilcisi. Helmet'in de çok iyi tayları var. Türkiye'de de koşan tayları var hatta. E, son iki yarışında bir ikinciliği olan bu safkan. Bence son da ölçü almayalım. Bugün şah, e, sürpriz bir olsa bir şansınız sahip arkadaşlar. Zaten yurt dışında da e, dördüncü sırada verilen bir safkan. Yani demek ki e, bugün kuponlara yazacağız. En azından performans olarak e, biraz bu grupta farklı olduğu için. Ve son olarak da 5 nolu Pink High Galaxy. Bu safkan da zaten de facto temsilcisi. Yani Amerika'da bayağı görüyoruz gerçi bu sadece Amerika'da değil Avustralya'da da var bu de faktörler hani dünyanın hemen hemen çoğu yerde bu da faktör tayları mevcut. Çin pistte çok çok etkili yarışlar koşturabilen taylar vermekte. Üzerinde J. Shofit gibi iyi bir jockey var. E, son iki yarışında zaten bir birincili olan bu safkan bugün bence etkili bir yarış daha koşmasını bekliyorum. 1-3-7-5 benim size önereceğim ilk safkanlar. Eğer bir hatta yazarsanız 2 e, iki nolu Golden Daşı da ilave etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna 9. koşu ve son koşusuna Burada da Handikap 60 ve 80 arası 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik çim yarışında 12 safkan kayıtlı arkadaşlar Hemen oranları aktaralım 4 nolu safkan 3 lira 7 nolu safkan 4 lira 5 nolu safkan 5 lira 3 nolu safkan 5.5 lira 8 nolu safkan 6 lira 1 nolu safkan 10 lira 10 nolu safkan 10 lira Altın olan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 1000 metrelik kısa mesafeli yarışta ben e, burada benim size önereceğim safkan 4 nolu Larson olacak arkadaşlar. Yurt dışında da şu anda favori konumunda. Bu safkan zaten 14 gün önce koştuğu zaman burada koşacak olan çoğu rakibini geride bırakmıştı arkadaşlar. Ben bugün yine geride bırakmasını bekliyorum. Bu iyi safkanın en azından formunda zaten son 4 yarışında sürekli tabela içerisinde en son yarışında güzel kazandı. E, antrenör J Moore de en azından benim bildiğim bir antrenör, iyi bir antrenör, ekibinde çalışan bir safkan. Ben o yüzden sizlere daha önce geçtiği rakiplerin çoğu zaten burada aynı yerde olduğu için de ben bu yarışı yine kazanmasını bekliyorum. O yüzden 4 nolu Larson benim size önereceğim ikinci ikinci altılı Ganyan'ın ikinci bankosu olarak sizlere e, tek olarak öneriyorum arkadaşlar. 4 nolu Larson. Arkadaşlar e, benim bugünkü program bu kadar. E, amaç birbirimize yardımcı olmak arkadaşlar. En azından ben e, benim söylediğim safkanlar neyse onu söyledim. E, ama Tabii önemli olan sizin fikirleriniz, sizin düşünceleriniz. Çünkü oyunu kupon dökmek gerçekten her zaman için en önemli, en zor olay bu zaten. Burada atları sayarız, ederiz, şu at favoridir, şu rakibidir deriz ama en önemli nokta o son vuruş arkadaşlar. O son vuruşta yani kalemi alıp kuponlara yazmak arkadaşlar. Eğer o çarpıyı o an kazanan atarsak bence ee, en başarılı günümüz, en başarılı notumuz bu olur arkadaşlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Arkadaşlar at koşar bat kazanır. At atı her zaman geçer. Bunu unutmayalım. Önemli olan neşenizi umudunuzu kaybetmeyin. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyle. Hoşçakalın. Herkese hayırlı akşamlar tekrardan.